Faruk, Behlül'ün İntikamı dizisi nasıl gidiyor? Hı? Çok büyük rağbet gördük Erhan abi. Nedense bu millet ahlaksız projeleri çok seviyor. Sever Faruk, sever. Bilirim. Biz halkın ahlakını bozacak ve gençlere kötü örnek olacak ne kadar proje yaptıysak hepsi tuttu. Erhan abi, neden böyle oluyor? Neden bizim insanlarımız boş beleş şeyleri beğeniyor abi? Çok düşünüyorum, çıkamıyorum içinden. Neden olacak Faruk? Bu işin başındakiler zamanında düzeni öyle bir kurmuş ki etkilenmemek mümkün değil. Ama bizim millette de hata var yahu. Nasıl yani? Ne demek nasıl? Kimsenin ses çıkardığı yok ki. Ne denilse onu yapıyorlar. Yoksa normal şartlarda Behlül ve tarzı diziler izlenir miydi? Beş para etmez filmler diziler ayakta alkışlanıyor yahu. Çok üzücü Erhan abi. Biz kötü şeyler yaptığımızda insanlar ses çıkartsaydı mecburen iyi şeyler yapmış olacaktık. Çıkarmaz Faruk, çıkarmaz. Kimse sesini çıkarmaz. Baksana, konuşanlar, yasak elma, sadakatsiz, ne bileyim Survivor'lar falan. Hepsi de deli gibi izleniyor yahu. Normaldir Erhan abi. Piyasanın başında Acun gibileri var. İzlenir tabii. Acun olsa ne olur Faruk? O da bir proje. Halkı kandırmak için çok iyi süslediğimiz bir proje hem de. Bırakalım mı o zaman Erhan abi? Nasıl Acun bizim yerimize yapıyor. Bıraksak ne olacak Faruk? Biz gideceğiz, o gelecek. O gidecek, başka bir namussuz gelecek. Sen bu işlerin düzeleceğini mi sanıyorsun Faruk? Vallahi haklısın Erhan abi. Düzelmez bu piyasa. Düzelmez tabii ki oğlum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Behlül Firarda dizisinin yanına yeni bir proje daha katalım. Boş durmak yok. Buldum Erhan abi. Dizinin adı Namussuzlar olsun. Aslında güzel. Zaten bütün dizilerde namussuzluk var. Bari bir tanesinde açık açık namussuzlar diyelim. Olsun tabii abi. Emin ol hiç kimse sormayacak niye böyle şeyler yaptınız diye. Sormazlar tabii ki Faruk. Sormazlar. Milleti donuna kadar soyup soğana çevirmek ne büyük zevk Faruk. Hadi soygunculuğa devam. Vur vurabildiğin kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Yapımcı 5 skecini izlediniz. Hemen arkasında bizi gördünüz. Yapımcı 5 skeci sondu, finaldi. 5'i de çekmeyecektim ama bunu çekmeseydim içime dert olacaktı. Sebebi şu arkadaşlar. Ben uzun yıllardır bu işin, bu sektörün içindeyim. Ve bu işin ve bu sektörün içerisindeki bütün kirlilikleri, pislikleri halka, insanlara anlatmak istedim. Lakin onda bile ters tepti, yaranamadım. İnsanlar, hayır sen neden onları kötülüyorsun, sen niye böyle yapıyorsun, sen niye şöyle yapıyorsun falan diye bana kızmaya farklı bir ses tonuyla oynadım. Onu bile eleştirdiler. Abi ben normal bir ses tonuyla da oynardım. Lakin onları karikatürize etmek, saçma göstermek, absürt göstermek için ben o sesi kullandım. Sen neler söylemek istersin? Tabii. Birçok şey gösterdik biz skeçlerde ama hem gerek izlenim olarak hem gerek şikayet olarak ses gelmedi. Biz çok güzel projeler çıkarttığımıza inanıyoruz ama sizden bir tepki gelmedi. Demek ki siz de bu gerçekleri beğenmiyorsunuz bizim gibi. Biz düzeltmek istedik. Çok yakın dostlarım ve dışarıdan şu izlenimi ve şu sözleri duydum. Ben mesela hep kötü dizileri falan eleştirdik. Yapılan dizilerin, filmlerin birçoğunun iyi olmadığından bahsettim. Tamam. Ve yakın dostlar, arkadaşlar şunu söyledi. İnsanlar bunun kötü olduğunu biliyor. Senin ekstradan kalkıp insanlara bunu söylemene gerek yok. Yani ya kötü bir şeyi insanlara söylüyor. Bu kötü diyorum ama dediğim için ben kötü oluyorum onun gözünde. Yani adam rahatsız oluyor. Adam diyor ki ben onu zaten kabullenmişim, benimsemişim, bağrıma basmışım. Ekstra söylemenin bir anlamı yok. O zaman yani sanatın, mizahın anlamı nerede kaldı? Anlatabiliyor muyum? Skecin anlamı zaten. Büyük üstadlar. İşte ne bileyim Levent Kırcalar, Ferhan Şensoylar o zaman hani mizah kullanarak toplumsal olayları ele almanın ne anlamı kaldı? Anlatabiliyor muyum? Ben bu yapımcı skeçte bunu ele almaya çalıştım. Çalıştıkça beni yargıladılar. O zaman ben de dedim ki 5 son olsun. Final yapalım. Bu piyasa insanları dolandırmaya, kandırmaya alışmış. İnsanların da ne yazık ki sesini çıkardığı yok. O zaman yapacak bir şey yok abi. İyi seyirler diyorum yani. Abi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar lütfen ne sinema, dizi ne sosyal medyada, bu bir ekstra özel ricamdır. Ne olur beni başka hiç kimseyle kıyaslama ve mukayese etmeye çalışmayın. Ben sanatın mizah dalını kullanarak
toplumsal mesajlar vermeye çalışıyorum. Her ne kadar toplum rahatsız olsa da her zaman vereceğim. Yalnız benim mizahta kullandığım dil çok serttir arkadaşlar. Yani tarzım, sanat anlayışım, mizahım çok sert. Eleştiri tarzım çok sert. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde doğru olduğuna inanıyorum. Takdir elbette ki sizindir. Ama ben bildiğimi ve bildiğim işi yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. 10. köye gitmekten vazgeçtik artık. Evet. Saygılar, sevgiler.